dersiz, Bir son dakika gelişmesi var Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye F-16 savaş teklif ve kabul mektubunu imzaladı demiş ee, ancak tabii şunun altına çizelim bu bir sözleşme değil ee, efendim mektup e, kısaca son dakikasını verdiğimiz için ilerleyen dakikalarda konuşacağım ama e, ayrıntılarını e, anlatayım. Ee, ABD Türkiye F-16 anlaşması tamam diyor ama şöyle Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e, Matthew Meader Türkiye F-16 savaş teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Şöyle oluyor aslında ben size anlatayım. E, Türkiye'ye bir e, mektup geldi. Bu mektup aslında e, teknik bir mektup efendim. E, bu teknik mektup içinde de Neler var diye sorarsanız sayı, kullanılan malzemeler, yenileme materyalleri, nerede üretileceği, ne kadar fiyata yapılacağı, birim başı fiyatlar gibi bu mektupta bunlar yer alıyor. Evet Türkiye bu mektubu kabul etti ancak bu sözleşme aşamasına gelmiş değil. Yani mektubu kabul etmek ayrı, sözleşme ayrı. Bunun bir altını çizeyim öncelikle. Şimdi bu sözleşmede yok işte şunun üzerinde uçamaz, Yunanistan'ın üzerinde uçamaz gibi işler var mı? Hayır yok. Mektup tamamen teknik altyapıdan oluşuyor. Bunun altını çizelim. Şimdi Türkiye ne yapıyor derseniz Türkiye bu mektuptaki o teknik ayrıntıları parça, parçanın nerede üretileceği, nasıl yenileneceği, işte fiyat gibi konuları aldı önüne çalışıyor. Bazı yerlere şerh koyması bekleniyor. Dolayısıyla bir takım görüşmeler daha yapılacaktır muhtemelen bunun üzerine. Evet, Amerika Birleşik Devletleri yani iş tersine döndü. Türkiye F-16 modernizasyonunun bir an önce yapılmasını ve F-16 almak isterken şimdi de bu işin hızla tamamlanmasını şaşırtıcı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri istiyor. Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin mesajı da bunu gösteriyor. Amerika'dan peş peşe yapılan açıklamalar da enteresan bir şekilde bunu gösteriyor. Ankara'da aslında bu da şaşırtıcı karşılanıyor. Bunun altını çizelim. Ama Savunma Bakanlığı Başta olmak üzere ilgililer e, mektuptaki teknik detayları inceleyecek. Bazı yerlere şerh koyma durumu var. E, yani bu teknik yerler sevgili izleyiciler. Mektup tamamen teknik. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra da Türkiye'nin ilk taksidi. Rakamda neye anlaşırlarsa çünkü pazarlıklar rakam konusunda da devam ediyor. İlk taksidi ödemesi gerekiyor. E, buna göre de 2018 yılı gibi de teslimatın yapılması 28. bekleniyor. Ne dedim? 2028. Pardon yani 28. <laughs> ben nereye gittim acaba? 2028. Ee, dolayısıyla... Niye 2028 acaba seçim gününe mi den getiriyorlar? Seçim yılına mı? Yok Biraz o bence şey, işte teknik, teknik bir şey o. ya bu. Yani ya, ee, mu, yani olur işte ya seçim zamanına mı den getiriyorlar? Hayır yani muhaliflerin bu, malzemesini yani, verdi e, sayın şimdi bakan. Şimdi 2027'de e, geçiyor. Evet evet. E, şimdi ama konuşacak mıyız F16'yı? E, şöyle yapalım şu. yani e, bunu hemen bitirip size vereyim. Olayı bitireyim ondan sonra. Ben, ben de bu konuyla ilgili bir şey. Tabii yaparsın. tabii tabii ee, yani birazdan F-16 konusunu sevgili izleyiciler ayrıntılı konuşacağız ama son dakikasını vermiş olduk zaten bugün bunu biliyorduk ama Amerikalılar açıklama yaptı. Enteresan bir şekilde Amerikalılar bu kez bu sürecin hızlanmasını istiyor. Onun altını bir kez Amerika'da daha çizin anlatacağım. Bir